أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين. Alemlerin Rabbi, yaratan, yaşatan ve yöneten, yerlerde ve göklerde sadece kendi hükmü, kanunları geçerli olan, her şeye kadir-i mutlak, ezelde ve ebedde var olan, sonsuz kudret sahibi, varlığın kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, alemlerden müstağni Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Sırat-ı müstakim üzere cümlemizi sabit kadem eylesin. Sıhhat afiyet üzere hayırlı, bereketli, ihlas ve takva üzere yaşayacağımız uzun bir ömür cümlemize ikram eylesin. İman-ı kamil ve şehadet üzere hüsn-ü hatime ile çene kapayıp ahirete irtihar etmeye cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Ve bugün malum haliniz olduğu üzere Hicri 1445 yılının Zilhicce ayının son günündeyiz. 1446 Muharrem-i Şerif bu akşam inşallah hayatımıza girecek. Bu yeni Hicri takvim, Hicri yılı Cenab-ı Hak hepimize, ailemize, topluma, cemiyete, millete, memlekete, alem-i İslam'a maddi manevi hayırlar, bereketler getirmesine vesile eylesin. Amin. Bu yeni Hicri yılımızın özellikle millet, memleket, devlet olarak, genelde bütün İslam alemi olarak yeniden aziz bir ümmet olmamıza, ayağa kalkıp kıyam etmemize, mazlumların ahının dinmesine, mazlumların yüzünün gülmesine, zalimlerin de hak ettiği cezaya müstehak olacağı bir sene olmasını Rabbim takdir eylesin, nasip eylesin. Evet, yeni bir yıla besmele çekerken, bir yılı daha geride bırakırken şunu ifade edeyim sözlerimin başında, bir üzüntümü dile getirmiş olayım. Gönül arzu ederdi bu gece bizim için mübarek bir gece, Hicri yeni bir yıla başlayacağımız, besmele çekeceğimiz yılbaşı gecemiz, Hicri yılbaşımız. Ama ne sosyal medya ortamında, ne televizyon ekranlarında, ne sokaklarda, ne dükkanlarda, alışveriş yerlerinde gözümüz yeni yılımız ya da yeni yıla özel, yılbaşına özel kampanyalar vesaireler gibi görseller aradı ama bulamadı. Gavurun Noel'ine, gavurun yılbaşısına günler öncesinden hazırlık yapan özel kampanyalar, özel süslemeler, düzenlemeler yapan bir toplum ama kendi inancının yılbaşında habersiz, bir haber, gaflet içerisinde. Ondan sonra dua edeceğiz. Bu yeni yıl Filistin'in özgürleşmesine,
Doğu Türkistan'daki Müslümanların zulümden kurtulmasına. Elbette dualarımıza devam edeceğiz ama ne zaman Müslümanların hayatında Noel, yılbaşı kadar en az, bu bizim hicri yılbaşımız, eğer gündem olursa o takdirde bu yeni hicri yılda Müslümanlara Mevla-i Teala'nın güzel şeyler bahşedeceğinden ümit var olabiliriz. Yoksa maalesef mateessüf, yani nedendir, niçindir bilinmez ama gavurlara ait olan her şeyin adeta sevildiği, gündem edildiği ama İslam'a ait olan ne varsa hep böyle garip, gündem olmadığı bir zamanda yaşamak Müslümanları üzüyor. Yani gavurun olsaydı, gavura ait olan şeyler Müslümanların hayatında revaçta ama kendilerine ait olan şeyler hayatlarında karşılık bulmuyor. Maalesef, mateessüf. Şöyle gündeme de dahil olması hasebiyle bir misalle geçiştirelim inşallah. Mesela bu akşam milli maç var değil mi? Geçen maçta bizim futbolculardan bir tanesi, hepiniz takip ediyorsunuz, bu işlere en uzak olan ben bile bunu konuşuyorsam demek ki bunu bilmeyen, görmeyen, duymayan çok az insan var. Sevincini paylaşırken bir hareket yaptı değil mi? Bir el gösterdi. Ama bu gösterdiği el, bu işaret batıda gündem oldu. Hemen anında gavur, gavurluğunu yapacak, devreye girdi. Hemen UEFA'ya şikayetler, akşamından sabaha karar çıkartıldı. Çok af buyurun, o eliyle avret yerlerini gösteren futbolcu varmış. Bilmem ben, medyadan haberler dökülüyor. Ona verilmeyen ceza, o eliyle başka başka işaretler yapanlara, madem bu işaret bir semboldür, had çıkartmak sembol değil mi? Sahaya girerken, gol atarken o haçı çıkartanlara bir şey demiyorsun da, inancının gereği olarak bu dünyanın her tarafında, yani haşa, detaya girmek bize çok lazım değil de, ben onun savunuculuğunu yapacak değilim. Onun üzerine şunu söyleyeceğim. Gavur, gavurluğunu yapacak. Bu karar UEFA değil de, bu maç varsayın ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Suudi Arabistan'da oynansa idi. Ve bu kararı Arap devletlerinden birisi alsa idi. Bu toplumda yer yerinden oynar mıydı? Bu memlekette Araplara ait olan ne varsa, tabelalardan evlerine, iş yerlerine kadar. Niye? Çünkü Araplar bizim futbolcumuza yaptığı bir hareketinden dolayı böyle bir karar alsa kıyamet kopar. Ama kararı UEFA alınca, bu kararı gavur alınca içimizdeki gavur seviciler ne demeye başladılar? Ah be evladım dediler. Ah be! Merih miydi o çocuğun adı? Ah be Merih, sevincimizi de kursağımızda bıraktın. Yapmasaydın o hareketi ne olurdu demeye başladılar değil mi? Çünkü gavura bir şey diyemeyince niye o hareketi yaptın demeye başlıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Yani bak futbolda bile gavur gavurluğunu yapıyor ama içimizdeki gavur seviciler gavura laf diyemiyorlar. Ama söz konusu Müslümanlar, İslam, Araplar olduğu zaman bir yanlışı ya da bir kişinin hatasını koca bir ümmete mal ederek ortada ayağa kaldırıyorlar değil mi? Evet, yani diyeceğim futbolu bile getirdiler, haç ile Hilal'in savaşına döndürdüler değil mi? Gün gelecek futbola
camiden belki de dua edecek olduğumuzu hiç aklımın ucundan geçirmezdim. Ama şimdi adamlar olaya futbol gözüyle bakmıyor. Orada gol atan, sevinen futbolcu sahaya girerken dua ederek giriyor. Sevincini secde ile şükrederek paylaşıyor, bu gavura dokunuyor. Yani senin futboldaki zaferin bile gavuru rahatsız ediyorsa, o gavur senin varlığından ne kadar rahatsız olduğunu ne zaman anlayacaksın Müslüman? Allah Kur'an'da bunlar sizden asla razı olmazlar. Ya sizin futbolunuzda bile gol atmanıza sevinmezler diyor adamlar, değil mi? Allah Azze ve Celle inşallah bizi tez zamanda özümüze döndürsün. Bizi biz yapan o değerlere, o gavur bize hangi gözle bakıyor? O gavurun bizde gördüğü o hakikate, o hüviyete Allah bizi döndürsün inşallah diyelim. Yeni hicri yılı Rabbim inşallah hepimiz için hayırlı mübarek eylesin diyerekten İsra suresi 11. ayeti kerimeye inşallah rahman besmele çekelim. Estaizu billah, bismillah. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا صَدَقَاللّٰهُ الْعَظِيمُ 10. ayet arada kalmasın, onu da inşallah şöyle bir iki cümleyle ifade edelim. Cenab-ı Hak en son okuduğumuz ayeti kerimede Kur'an'ın insanları en doğruya, en güzele hidayet ettiğini ve iman edip salih amel işleyenleri de büyük bir ecir ve mükafatla müjdelediğini söylemiş idi. Devamında da وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahiret gününe iman etmeyenler var ya, sadece dünyalık yaşayanlar, وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Onlar için de çok acı, çok can yakan, çok elim bir azap hazırladık diyor Mevla. Kur'an bunu da haber veriyor. Kur'an iman edip salih amel işleyenlere yarın kıyamette büyük ücret, mükafat ama iman etmeyenleri de ahirette çok çetin bir azabın beklediğini haber veriyor. Çok büyük bir mükafat demiştik iman edip salih amel işleyenlere. En büyük olan Allah, yarın ahirette büyük mükafat diye vaat ettiği o ücretin cennet olduğunu, cennetin de ne kadar büyük bir mükafat yeri olduğunu arz etmeye çalıştık. Ama aynı Allah Azze ve Celle şimdi de iman etmeyen, inkar edenlere acı veren, can yakan bir azaptan bahsediyor. Canınızı yakacağım diyor Allah. Can yakan Allah olursa Celle ve Ala azap eden, çok çetin bir azaptan bahseden Allah Azze ve Celle'nin bu azabını şöyle biraz düşünmek lazım. Hani insana deseler ki İsrail gavurunun eline düşsen, esir olsan İsrail gavuru sana nasıl eziyet eder? Ya da Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimize Çin zalimi nasıl zulmediyor? Ya da Amerikan gavuru, o Guantanamo hapishanelerindeki insanlara nasıl muameleler ediyorlar? Şöyle bir düşünün. Allah'a yeminle söylüyorum, bütün dünyadaki zindanları, hapishaneleri, eziyetleri, işkenceleri, aklınıza ne geliyorsa bu manada bir kenara koyun. Allah Teala'nın yarın ahirette çok can yakan, elin bir azap demesi, bu dünyadaki çekilen eziyetlere, azaplara, zindanlara vallahi benzemez. Hatta yarın cehennem azabı tadan insana, dünyada acı çektin mi diye sorulacak diyor ya Efendimiz Aleyhisselam. Belki hayatı dünyada hep acı ile, hep elem, hep ızdırap, belki hayatı zindanlarda, hapislerde geçmiş birine, cehenneme girince, cehennemin azabını tadınca, sen dünyada acı, ızdırap, elem tattın mı?
Vallahi hepsini unutturacak. Cehennem azabı dünyadaki azaplara benzemez. Allah tehdit ediyor, azap eden benim diyor, canınızı yakacağım diyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor yani cehennemde, tabii kafirlere ait bu söyleyecekleri, ama müminler de biraz korksunlar yani. İki omuzu arası diyor Efendimiz, Uhud Dağı kadar olacak. Hatta dişinin, azı dişinin Uhud Dağı kadar olacağına dair rivayetler var. Bir diş, Uhud Dağı 5 kilometrelik bir mesafe. Kafirin bedenini Allah cehennemde o kadar büyütecek, o kadar büyütecek. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak ayette buyuruyor, ona denilecek ki zûk, azab-ı tat diyecek ona Allah. Yani dolayısıyla azap eden Allah, iman etmeyenlere hazırladığı elîm bir azaptan haber veriyor. Bize düşen de o azabın etrafında, çevresinde, yöresinde durmamak, o azaptan uzak durmak adına çare aramak. Allah bizi azabını gerektirecek, gazabını gerektirecek her türlü yanlıştan muhafaza eylesin. Ve yed'ul insan, insan dua eder diyor Mevla. İnsanın fıtratında dua etmek var. İnanan da dua eder, inanmaya. Herkesin bir dua şekli var. Kimisi böyle dua eder, kimisi böyle dua eder. Ama dua eder insan, duasında, tabiatında var. Kimi Allah'tan ister, kimi putundan ister, kimi başka şeylerden ister, dilenir. Ve yed'ul insan, insan dua eder, yalvarır, işşerri, şerri ister diyor Allah. İnsan şerre dua eder mi? Eder. Efendim, dua'ehu bil hayr, sanki hayra dua eder, duayı ister, duayı yani hayrı çağırır, diler gibi şerre dua eder diyor Allah. İnsan sanki iyi bir şey yapıyor, iyi bir şey istiyor, hayrı dua ediyor, istiyor gibi şerri ister, şerre dua eder. Ve kendel insanu acule, insan çok acelecidir diyor Mevla. Bu ayet-i kerimenin inanmayanlara yönelik tarafı da var, inananlara yönelik tarafı da var. Ayetin nüzulüyle alakalı denilir ki, Efendimiz Aleyhisselam Mekke ahalisine zaman zaman geçmiş ümmetlerin ahvalinden bahsediyor. İşte onları Cenab-ı Hakk'ın helak etmesinden, cezalandırmasından, onların da başına böyle bir bela gelebileceğinden azab ile tehdit ediyor, inzar ediyor, uyarıyor, ikaz ediyor. Bazen müjde ayetleri okuyor. Mekke müşrikleri de Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki, senin bizi o korkuttuğun, İşte Allah sizin de başınıza şöyle bela getirir, Allah sizin de cezanızı verir, yapmayın etmeyin uyarılarına. Nerede o senin bizi korkuttuğun bela? Madem gerçekten hakikat peygambersin, söyle Allah'ına o bize vereceği belayı aceleden göndersin, biz buradayız. Meydan okurcasına, alay edercesine Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'a öyle diyorlar. Yani Allah bizi cezalandıracak diye korkutuyorsun ya, biz korkmuyoruz ya. Sen ne diyorsun? Madem senin bir Allah'ın var, o Allah da bizim cezamızı verecek diyorsun, versin de görelim. Taş mı yağdıracak, yağdırsın da görelim diyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki, ne istiyorlar? Şerri istiyorlar. Sanki hayrı ister gibi diyor Allah. Yani belaya davetiye çıkarıyorlar. Varsa senin dediğinin hakikati, eğer öyle bir Allah varsa bizim belamızı versin, biz razıyız. E sizden evvelkiler de aynı dediler ama sonunda kaçacak delik aradılar. Bugün de dünya üzerinde böyle diyen gavurlar var mı? Müslümanlara hani sizin Allah'ınız nerede diyenler var değil mi? Alay edenler. Sizin Allah'ınız varsa nerede Gazze'dekilere niye yardım etmiyor, Doğu Türkistan'dakilere niye yardım etmiyor diye böyle müstehzi, alaycı bir ifadeyle bugünün gavurları da benzer şeyler söylüyorlar. Allah Azze ve Celle o gün böyle şerre davetiye çıkartan,
efendim müşrikler üzerinden aynı zamanda iman eden Müslümanlara da bir ders veriyor. Siz de bazen böyle ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Bazen Müslümanlardan da duyabiliyoruz değil mi? Bu gavurların ağzından çıkanın benzerini Müslümanlar da söylüyorlar. Ey Allah'ım ver artık ya bu İsrail gavurunun belasını. Ey Allah'ım işte bu Amerika'nın, bu Batı'nın, bu zalimlerin, bu Siyonistlerin, bu emperyal güçlerin ne bekliyorsun yani? Bu kadar çocuk, bu kadar masum, haşa ve kella, maksadı aşacak. Gavurlar kendileri için belayı isterlerken Allah'a haşa pazarlık yapmak, sorgulamak adına isyan edercesine bunu söyleyebilen Müslümanlar da var. Olayın başka boyutuyla Müslümanlardan da böyle hayır ister gibi şerre dua edenler var diyor ulema. Nasıl? Mesela kendisi için, yakınları için, çoluk çocuğu, aile efradı için illa ısrarla bazı şeylerin olmasını ya da olmamasını ister dua eder. Hep yaptığımız şey değil mi? Allah ne olur? İşte efendim benim oğlum şu okulu kazansın. Allah ne olur? İşte benim kızım şöyle olsun. Allah ne olur? Şu işi alayım. Hep öyle ısrarla bazı şeylere dua eder, isteriz. Ulema diyor ki, o istediğiniz şeyi hayır olduğunu zannediyorsunuz ama sizin hakkınızda şer olup olmadığından emin misiniz? Belki sizin için hayır olan o işin olmamasıdır. O yüzden bazı şeylerde ısrarcı olmamak lazım. Allah'ım ne olur bir çocuğum olsun. Yalvarıyor, ısrar ediyor, olsun diyor. Sonra da oluyor bir çocuğun, ondan sonra da seni doğuracağıma demeye başlıyor. O zaman bazı şeyler sizin için hayır mıdır, şer midir? Sizin şer zannettiğiniz belki hakkınızda hayırdır Allah diyor. Bilmiyorsunuz. O zaman en iyi bilene işi havale edin. Bırakın Allah hakkınızda hayır neyse o Allah'tan hayrı isteyin. En iyi bilene bırakın işi. Ya Rab hakkımda hayır olacaksa, hakkımda hayırlı olacak şekilde diye dua etmek, istemek lazım. Aksi halde şerri isteriz, hayır zanneder, sonunda da pişman oluruz. Bir diğer yönüyle bu ayet-i kerime bazen insanlar öfkelendiklerinde, canları yandığında, kızdıklarında, istedikleri şey olmadığında, menfaatlerine zarar geldiğinde ağızlarından çıkanı kulakları duymadan, hesap etmeden dua yerine geçecek beddua yaparlar. Ne der mesela? Bazen çok canı yakar. Özellikle kadınlarda bunu duyarız. Efendim Allah canımı alsın da kurtarayım der. Allah canını alsa kurtulacağını mı zannediyorsun? Dua ediyor. Öyle zannediyor. Ama Allah diyor ki halbuki şer istiyor. Bir insan ölümü için dua eder mi? Ya da bazen en çok sevdiği evladı kızdırmıştı. Allah canını alsın der. Maalesef bunu yapan anneler çok. Babalar da yapıyor yapmıyor bilmiyorum. En çok sevdiğine, canına, yavrusuna, evladına beddua edecek. İşte seni doğuracağıma taş doğursaydım. İşte boynu devrilesice. Efendim git bir daha gelme. Allah seni bir daha bana göstermesin gibi en yakınlarına şer dua eden, beddua edenler çok aceleciler diyor Allah ayetin devamında. İnsan acelecidir. Dolayısıyla İnsan ağzından çıkana dikkat edecek. Yani o anda duaların kabul edileceği bir ana denk gelir. Semanın kapıları açık olur. Sen de evladını şikayet babında beddua etmişsindir. Allah da kabul eder. Sonra en çok üzülecek, canı yanacak olan yere sen olursun. Efendimiz bir seferde diyor, sahabeden biri devesiyle giderken devenin birinin ayağı tökezledi. O da Allah belanı versin dedi deveye. Efendimiz döndü. Kimdi o dedi. Ben ya Resulallah.
Devem huysuzluk yaptı, tökezledi, ben de ona söyledim. Deveyi sal dedi, bırak. Allah'ın lanetini okudun, Allah belanı versin dediğin bir deveyle bu saatten sonra yola devam etme dedi. Çünkü eğer Allah o anda ağzından çıkanı kabul ederse Allah belanı versin dedin değil mi? Ama bir eşyaya, ama bir varlığa, ama bir insana Allah onun belasını verirse o beladan sen de nasiplenirsin. O yüzden öyle dilinizin ucunda beddua etmek, lanet okumak, onun belasını, onun cezasını, ona lanet, ona kahır, haşa, böyle hayır dua eder gibi şerre dua etmeyi Mevla Teala bu ayeti kerimede Müslümanları ikaz babında efendim uyarıyor diyelim. Niye insan bunu yapar? Çünkü insan acelecidir diyor Allah. İnsan çok aceleci bir varlık. Hemen istiyor ki Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene sonunda yaptığı duayı biz hemen işin başında yapıyoruz. 950 sene bekledi, sabretti. Sonunda ne dedi? Allah'ım dedi, bu gavurların yeryüzünde bebeğinden ihtiyarına canlı bir tanesini bırakma dedi. E biz de şimdi ne diyoruz? Biz de şimdi diyoruz yeryüzündeki zalimlerin, gavurların hepsinin belasını. Ama Nuh Aleyhisselam bu duayı 950 sene sonra söyledi. Sen ve işin başında böyle bir dua hakkın yok. Dolayısıyla acelecidir insan diyor Cenab-ı Hak. Hemen sonuç odaklı. Olayın hemen sonucuna varmak adına efendim sen söyle. İşte ya kurtulmak adına ya istediği şeye sahip olmak adına bir an evvel sahip olmak. Aceleci olmak. Bitiriyorum bir hadis-i şerifle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ya, acele şeytandandır. Teenni Rahman'dandır. Müslüman acele etmez. Müslüman sabırla, teenniyle hareket eder ama acele etmesi gereken yerlerde var mı? Var. Onu da inşallah bir sonraki ders, Müslüman nerede aceleci, nerede sabırlı olması gerekiyor, bir sonraki ders konuşmak üzere diyelim. Allah Azze ve Celle her türlü şerden bizleri uzak eylesin. Yeni hicri yılımız hepimize, ümmeti Muhammed'e maddi manevi hayırlar, bereketler, güzellikler getirmeye vesile olsun. Alem İslam'ı Rabbim aziz ümmet eylesin. Zalimleri de Cenab-ı Hak ettikleri hale müstahak eylesin diyelim. El-Fatiha.